Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Fulletin paragraf kitabından soruları çözmeye, o beyin yakan soruları çözmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz dün akış bozmayı ikiye bölme, ondan önceki gün yer değiştirmeyi konuşmuştuk. Bugün de boşluk doldurmaları konuşacağız. Aman yarabbim, çok lazım bize bu konular. Ve hele ki böyle sağlam bir kitaptan, zor bir kitaptan gittiğimiz zaman da kolay kolay soru kaçırmayacağımıza işarettir. Hemen başlayalım arkadaşlar. Test 2'deyiz bu arada. Bakalım ilk sorunun cevabı ne olacak? Şimdi bu tarz boşluk doldurma sorusu. Hemen şöyle ortadan bir yerden kestim hocam. Ya başındaki 1-2 cümleyi almak fazlasıyla yetecek. Bakın hatta şu kısım bile bana fazlaca yeterli olacak. Ne diyor? Köşe yazarı olup da gündemin uzağında kalan yazarların ise yazdıklarının pek okunmaması karşısında düşünmelerine gerek yoktur. Nedeni bellidir. Şimdi buraya kadar boş. Hele ki en baştan alsam tam rezillik. Tam rezillik. Bak önemli yere geliyoruz. Köşe yazarından beklenen en önemli şey yazılarında gündemden bir şeyler bahsetmektir diyor. Okur asla, hadi bakalım beraber, kendi yaşantısını ilgilendirmeyen bir yazıyı okumaz. Getirilmelidir arıyoruz bu arada. Çünkü burada getirilemez soru tarzı da var, dikkat. Getirilmelidir. Hangisini getirirsek cuk oturur diyor arkadaşlar. Ne diyor? Okur asla kendi yaşantısını ilgilendirmeyen bir yazıyı okumaz. Gündemden kopuk bir yazarın eseriyle ilgilenmez. Günü takip eden yazarları görmezden gelmemiştir. Hah, şimdi oldu. Bakın ilk başlar hep olumsuz. A'da B'de olumsuz. İzlemez, yapmaz, etmez. Ama lütfen dikkat, nasıl bitiyor? Köşe yazarından beklenen en önemli şey yazılarında gündemden bir şeyler bahsetmektir. Okur asla günü takip eden yazarları görmezden gelmemiştir. Yani sen günceli takip ediyorsan yazar olarak okur mutlaka seni okuyacak diyor. Kesinlikle okuyacak, hiç kaçarı yok diyor. İşte bu anlamda C seçeneği çok yerinde olmuş. D'ye bakıyorum. Güncel olmayan yazarı okumak istememiştir. Bunlar A, B ve D, bunlar hep birbirinin aynısı. Yazarın günü bilmesini kaldıramamıştır. Yani şimdi diyor ki metinde köşe yazarı günceli takip etsin, okur asla yazarın günü bilmesini kaldı. Yani takip et diyorsun, hem de okur seni okumaz o zaman diyorsun, değil mi? Çelişen bir durum var. Diğerlerinde de aynı şey geçerli. Mesela diyor ki köşe yazarı gündemi takip etsin, A şıkkına bak. Okur asla kendi yaşantısını ilgilendirmeyen bir yazıyı okumaz. Gündemi takip etsin diyorsun. Sonra da diyorsun ki okur senin yazdığını okumaz. Okurla ilgili bir şey söyle diyorsun bir anlamda. Yani ortalık karışık. C seçeneği cuk oturmuş. Gündemi takip et. Çünkü okur asla gündemi takip eden bir adama okumamazlık etmemiştir. Okumuştur diyor. O anlamda Ceyhan çok yerinde arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Hemen tikimizi de attık. Evet. İkinci sorumuzun bakalım cevabı ne olacak? Hangisi getirilemez diyor arkadaşlar. Hadi sakin sakin gidelim. Acelemiz yok. Tadını çıkaralım. İşte iki soru çözelim ama iyi ki çözmüşüz diyelim. Binlerce soru çözüp de neden çözdük demeyelim. Hadi bakalım. Diyor ki makalelerin ciddi havası, denemelerin sohbet havası karşısında dimdik ayaktadır diyor. Tamam. Makalelerin ciddi havası, denemelerin sohbet havası karşısında dimdik ayaktadır. Güzel. Denemenin sündürülebilir dili makalenin eğilmez, bükülmez diline de karşı koyamaz. Tamam. Makale ve deneme kıyaslaması yapılmış. Bakalım hangisi getirilemez. Tamam. Deneme yazarlarının pek okunmuyor olmasının en önemli nedenlerinden de işte bu makale karşısındaki zayıflığıdır. Şimdi deneme yazarlarının okunup okunmaması vurgusu yapılmadı. Bu dursun. Makalenin özellikleri, yani yapılmadı derken bu getirilmesi ihtimali düşük bir ifade. Çünkü onun karşısında bu var. Yani deneme ve makale kıyası yapıyoruz. Okunurlukla bir şey söylemiyoruz. A'nın oraya gelmesi konuyu böler bir anlamda. Getirilmemesi lazım yani. B'ye bakalım yine de. Makalenin özellikleri bakımından denemenin bir takım özellikleri karşısında daha sağlam bir zemine bastı. Çok güzel, bak kıyas yapıyorum ve ben bunu getirirsem o kıyası devam ettirmiş olurum. Güzel. Yine de bu duruma bakış açısı edebi kitlelere ve türlere yaklaşıma göre değişiklik gösterir. Yani deneme ve makaleye böyle bakıyoruz ama yaklaşımlara göre değişiklik gösterebilir bu durum diyor. Yani bir anlamda arkadaşlar bu da yine getirilirse hiç sırıtmaz. Yani bir deneme yazarının bir makale yazarı karşısında üstünlük iddia etmesi temellendirilmeyebilir. Evet, burada da böyle bir kıyas yaptığı için aynen gelebilir. Denemedeki kimi sözlerin birçok yere çekilmesi durumunu makalede görmeniz olası değildir diyor. Yani hocam, yani yine deneme ve makale kıyası yapılmış. Fakat A seçeneğinde de bu kıyas devam etmekle birlikte okunmaya geçmiş. Yani metinde aslında deneme ve makalenin teknik özellikleri kıyaslanırken bir yandan okura geçilmiş, okur mu okumaz mı vurgusu yapılmış. Yani konu kopmuş. Doğal olarak benim oraya koymam hiç sırıtmıyor gibi görünse de hem ek kök hem zaman açısından, değil mi, koyamaz, zayıflıdır vesaire, hiçbir şekilde sırıtmıyor olsa da konu bakımından ne yapıyor, metni bölüyor. Doğal olarak A seçeneğinin oraya gelmesi asla doğru değil arkadaşlar. Bakın çok farklı boyuttan şu an yaklaşıyoruz soruya. Demek ki bazen anlamına uygun olup olmaması da önem taşıyacak. Yani her zaman işte birebir devam ediyor mu dan ziyade metne uygun mu, o da büyük önem taşıyor. Mesela burada metne uygun gibi görünüyordu, değil mi? Aslında devamı gibiydi. Hayır. Orada ne yaptı? Makale ve denemeyi teknik açıdan kıyaslarken bir anda okumaya geçti. Evet, geldik 3. soruya arkadaşlar. Bakalım 3 bize ne soruyor? Getirilemezi istiyor. Aman dikkat, getirilemez. Bu parçanın sonuna. Düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez? Garantiye almak adına kendimizi ne yapıyoruz? Şuradan bir yerden kesiyoruz. Yazarı bilinen bir eserde sözcüklerin taşıdığı diğer anlamlar fark edilebilir. Eleştirinin taraflı olmasından, bak yine son cümlede odak oluyor. Yani boşluğa en yakın cümle her zaman sonuçtur, nettir yani.
Eleştirinin taraflı olmasından korkup da yazardan uzak durulması gerektiği düşüncesi anlam bağının zayıf olduğu eleştirilerin yazılması demektir. Yani diyor ki sırf diyor taraflı olurum belki korkusuyla yazara yaklaşmazsan anlam bağı zayıf olan alakasız eleştiriler yazabilirsin. Yani yazara yakınlaşabilirsin, yazara yaklaşabilirsin, onu tanıyabilirsin, yine de tarafsız olabilirsin diyor. Hemen bakalım. Eleştiriler bakalım hangisi getirilemez? Soru kökü önemli. Eleştiriler yazarları göz önünde tutulup yapıldığında eleştiri yapanın yazardan uzak yaklaşımını azalacaktır. Doğru. Yani yazarı göz önünde tutarak eleştiri yaparsan o uzak anlam olmaz. Yani saçma sapan şeyler söylemezsin diyor. Zaten orada söylediği kısım, şurada söylediği şey buydu. A seçeneğini birebir devam ettirmiş gelebilir. B'ye bakıyorum. Yazarı tanımadan çıkılan eleştiri yolculuğu, eleştiri okurunun eleştirilerde gördüğü kimi tutarsızlıklarla son bulur diyor. Ha bu yolculuk çok gitmez diyor. Bu yolculuk son bulur. Eğer diyor yazarı tanımadan çıkarsan eleştiri yolculuğu. Yani yazarı tanı diyor. Yukarıda da onu söylemişti. Yazarı tanımadan eleştirirsen anlam bağı kopuk şeyler yazarsın. Yani tanı demişti bir anlamda değil mi? Bu da tamam. B de çok güzel olur. Getirilemezi arıyoruz. Lütfen dikkat. Eleştirinin objektifliği yazarla sınırlandırılmalıdır ki çok yönlü kimi değerlendirmeler eleştirinin gerçekliğini örtmesin diyor. Bak götürmesin diyor. Bakın lütfen dikkat. Eleştirinin objektifliği yani tarafsızlığı diyor. Yazarla sınırlandırılmalıdır ki oysa yukarıda ne demiştim? Yazara yakınlaşıp yakınlaşmamaya dikkat etmek lazım eleştirinin taraflılığını etkilenmesi adına. Burada ne diyor? Yazarla sınırlandırılmalıdır diyor. Sadece ona bakılmalıdır diyor bir anlamda. Çok yönlü gibi değerlendirmeler eleştirinin gerçekliğini götürmesin. O zaman diyor ancak gerçek bir eleştiri yazabiliriz objektif tarafsız. Hayır, yazarla sadece sınırlandırma. Çok yönlü bir eleştiriden bahsediyor yukarıda. Bu bir dursun. Eleştiride anlam bağı zayıflarsa eleştiri yapmış olmanın ne yazara ne de esere diyor eleştiri yapana katkısı olacaktır. Evet bu zaten yukarıdaki vurgunun devamı. Anlam bağını yitirmiş eleştirilerse bakın hep anlam bağı yani son kısımda söylenen şey. Yazarın açıklamalarına muhtaç kalmış eleştiri anlamına gelmektedir. Saygı duyuyorum. Burada C seçeneğinde demişti ki sadece yazarla sınırlanır. Oysa yukarıda sadece yazarın şöyle olursa böyle olursa gibi bir tarafını söyledi. Yani küçücük bir noktadan değindi eleştiri yaklaşımına. Ama C'de sadece yazarla sınırlandırırsan diyor. Objektiften bir şey gitmez. Hayır. Yazara uzak durursan objektiften zarar belki göreceksin diyor yukarıda değil mi? Aman dikkat. C olacak. Üçüncü soru. Geldik arkadaşlar dördüncü soruya. Bu parça düşünce akışına göre hangisi getirilemez? Hemen bakalım arkadaşlar hangisi gelmez. Ne diyor? Hemen şöyle bir üstünden alalım. Zaten metnin tamamı aslında bir üstü dediğimiz metnin kendisi. Birçok yönden kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Ama karşınızdakini kabul etme konusunda ilerleme kaydetmemişseniz iletişimin verimli olması düşünülemez. İletişim ve karşılıklı kabul iç dökmenin de başlangıcıdır. Bakın aslında şurası olayı bitirdi. Benim yıllarda savunduğum boşluğun öncesi ve sonrası olayı her zaman bitirir. Ama yine de garantiye almak üzere adına bir iki cümle öncesinden okuyoruz. İletişimde karşılıklı kabul iç dökmenin de başlangıcıdır. Tamam yani karşılıklı olarak birbirimizi kabul edersek çok daha rahat konuşabiliriz, içimizi dökebiliriz diyor. Tamam sonra ne diyor? Bir cümle kuracağız ve ondan sonra bu nedenle içinden gelenlerin bir anda sıralanması karşı tarafı olumlu ya da olumsuz noktada büyük bir etkide etkileyebilir diyor. Ha bir anda sıralamak yani içinden geçenleri bir anda dökmek de diyor. Çok şey olmayabilir, doğru olmayabilir diyor, olabilir diyor arada yani. Hadi hemen başlayalım bakalım hangisi getirilemez. Tabii ki bu iç dökme tamamen belli bir kontrol mekanizması yapılmalıdır. Bu nedenle içinden gelenlerin bir anda sıralanması. Bakın bu çok güzel oluyor. A'yı koyduğumuz zaman harika oturuyor oraya. İç dökme daha önceden belirlenen hamlelerle yapılırsa başarılı olamaz. Bu nedenle içinden gelenlerin bir anda sıralanması hayır tam tersini söylüyor. Bir anda sıralarsan çok büyük bir etki yaratabilirsin diyor. B'de ne diyor? İç dökme için diyor önce bir hamleler yapmak lazım yoksa başarılı olamazsın. Hayır başarılı olabilirsin diyor bir anda dökersen olabilirsin de diyor. Doğal olarak B seçeneği oraya uymaz. C'ye bakalım. Karşılıklı kabulü gerçekli iletişimlerde olumsuzluklar azdır. Evet etkiler diyor çünkü bakın şurada olumlu ya da olumsuz da olsa olumlu da olabilir diyor bakın dikkat. Büyük bir etki yaratabilir diyor ama orada olumsuzluklar azdır diyor dikkat. Yani o onu aslında kapsıyor. D'deyim iç dökme sırasında karşılıklı kabulün gerçekleşmiş olması etken olabilir diyor. Tabii ki bunu fazlasıyla söylüyor zaten. İletişimin verimli olması adına iç dökmenin bir planla yapılması gerekir. Aslında bu aman dikkat arkadaşlar. İç dökme planla yapılırsa şöyle şöyle olur. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir diye açılabiliyor. Yani ben E'yi de koyabilirim. Fakat E ve B birbirine çok yakın. Orada da böyle önceden belirlenen hamleler diyordu. Fakat B seçeneğinin sonunda başarılı olamaz diyor. Oysa burada ne diyor metinde? Olumlu ya da olumsuz olabiliyormuş. Yani başarılı da olabilirmiş. Doğal olarak ben B'yi koyarsam uyum sağlamaz. E seçeneği B'ye çok yakın olmakla birlikte herhangi plan yapılmalıdır diyor bu kadar. Başarılı ya da başarısız demiyor. O yüzden B seçeneği uygun olmaz, getirilemez. Güzel. Dördüncü cevabı da B oldu. Şu an
Fulleten paragraftan çözdüğümüz için sorularla bu kadar uğraşıyoruz, cebelleşiyoruz. 10-15 dakika geçme nedeni bu. Yani yoksa başka bir kitapta çok rahat çıkmış soru falan çözüyor olsaydık şu an daha rahat hareket edebilirdik. Şıklara daha seri gidebilirdik. Fulleten paragrafın huyu kurusun hocam bizi uğraştıracak ama böyle böyle yol alacağız. Soruları didik didik ede ede. Geldik arkadaşlar 5. soruya, bakalım cevabımız ne olacak? Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Soru kökü önemli. Bakalım. Nokta nokta demiş, getireceğiz şıkları. Fırsatların tamamını işte bu nedenle kaçırmıştım. Demek ki olumsuz bir şey var. Bir şeyi görmezden gelmişti, bir şeyi ertelemişti, bir şeye cevap vermişti, vermemişti. Bir şey demeli, olumsuz bir şey olmalı. Sonra bu nedenle de kaçırmıştı diyebilirim. İnsanoğlunun eline hayatı boyunca birkaç kez fırsat geçebiliyor. Bunu değerlendirebilenler olduğu gibi beceremeyenler de oluyor diyor. Eyvallah. Bu da onun zaten bariz devamı. Gel isterseniz hemen deneyelim, yanılalım. Hadi. Karşılaştığı kimi durumların nedenleri ve sonuçları uğruna. Haydi uyuma bu arada, uyuyorsun. Kafa yorma ama dikkat gibi sürekli yaptığı bir davranışı vardı diyor. Fırsatların tamamını işte bu nedenle kaçırmıştı diyor. Şimdi lütfen dikkat. Karşılaştığı kimi durumların nedenleri ve sonuçlarına kafa yormama. Kafa yormama ifadesi çok daha böyle sığ bir ifade. Daha genel bir şey isteyelim. Bir şey yapmamıştı ama o çok büyük bir şey kaçırdı olsun. B'deyim, zor durumda kaldığı anlarda bu anların bir süre sonra mutlaka geçeceğini düşünüp çaba göstermeyen biri değil, gösterirdi, çaba gösterirdi diyor. O da fırsat kaçırmasını zaten sağlamaz. Doğal olarak B seçeneği de uygun değil. Görüp görebileceği her türlü durum karşısında iç sesini dinler ve genellikle de iç sesi ona sakin ol ve bekle derdi. İşte bu. Ertelemek, beklemek, yapmayayım ya deyip de kaçırmak aslında burada vurgulanmak şeydi. Günlük hayatta da öyledir değil mi? Birçok fırsatla karşılaşırız. O an karar verdim, verdin. Ya da doğru kararı verdin, verdin. Sonrasında hayatının seyri değişebilir. İşte C seçeneği ona en uygun ifade oldu. Fırsatların kendi hayatı açısının üzerinde diyor. Üzerindeki tasarruflarını görmek istemediği için fırsatların üzerine gitmeyi düşünmüyorduk. Fena değil ama kendi hayatı üzerindeki etkisi falan çok detaya girilmiş. Direkt yapmazdı, etmezdi dese yeterli ilk boşluk için. İlk baştaki boşluk için fırsat olarak görülen kimi şeyler onun için belki de bir fırsattan öte bir sıkıntı kaynağıydı da kimse bunu bilmiyordu. Yine burada bakın tam tersi bir durum var. Bir görüş belirtilmemiş yani, beklerdi, yapmazdı falan dememiş. Burada genel bir ifade söylenmiş sadece. Geldik 6 arkadaşlar, bakalım cevabımız ne olacak? Ne diyor? Boşluğu doldur hocam. Şuradan bir yerden kestim. Ne diyor? Mesela dil kavramı kültürün en güçlü taşıyıcısıdır. Mesela dil kavramı kültürün en güçlü taşıyıcısıdır. Kültürü oluşturan ögeler dil aracılığıyla veri tabanı oluşturup yeni datalarla birleşir. Tamam, süper. Kültürü oluşturan ögeler diyor dil aracılığıyla veri tabanı oluşturup yeni datalarla, yeni bilgilerle iyice birleşir, büyür. Nokta nokta ifadesi bu ilişkinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu da bir göstergesidir. Yani dil kültür ilişkisinin çok daha büyük bir boyutta olduğunu, tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösteren bir cümle gelmesi lazım oraya. Hemen bakalım. Dil olmasaydı birçok ülke günümüzde kavuştuğu zenginliğe kavuşamazdı. Eyvallah hocam. Yani bu ülke zenginliğiyle alakalı bir şey. Dil kültür birlikteliğiyle alakalı bir vurgu değil arkadaşlar. O yüzden bunu çok rahat eleyebiliyorum. Geldim, getirilebilir arıyoruz, aman dikkat. Kültür, insanlık varoluğundan bu yana bir takım diller aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Bu. Düşün yani, insanlık varoluğundan bu yana dil aslında etkili diyor. Bakın burada da tahmin edilenden daha fazla olduğunun da bir göstergesi olduğunu söylemiş oluyor. Yani B seçeneği oraya oturduğu zaman cuk oturacak hocam. Dilin kültürel bir taşıyıcı olduğu gerçeği dünya çapında bilim insanlarınca doğrulanmıştır. Şimdi bilim insanlarınca doğrulanmıştır mı daha genel, yoksa insanlığın varoluğundan bu yana aracılık etmiştir dil kültürün aktarımına, bu mu daha özel şey, daha mı genel, değil mi? B seçeneği hepsini kapsıyor. C'yi, D'yi, belki E'yi de bakalım. Dil ile kültür arasındaki dostluk son zamanlarda daha da ileri gitmiştir. Saygı duyarım, çok sığ bir ifade bu. Kültürün dille birçok yere aktarılacağı görüşü pek destek bulmamıştır. Bu da zaten metnin tam tersi bir şey söylüyor. Bu hiç olmaz, değil mi? O zaman haydi gelelim 7. soruya arkadaşlar. 6. sorunun cevabına B dedik, Bursa dedik. 7'de bakalım cevabımız ne olacak? Ne diyor? Yapıtlar zaman zaman okurlarının seslerinden izler taşır. Tamam. Her yapıt okurunun sesinde bir anlam kazanır ve kazandığı bu anlamı diğer serilerde de devam ettirir. Tamam. Yani her yapıt diyor okurundan sesler taşır, izler taşır. Sonraki serilerde devam eder. 2., 3., 5. kitabında da yazarın yine okurun sesi devam eder, izi devam eder diyor. Tamamdır, bunu çok güzel anlayabildik. O zaman haydi başlayalım arkadaşlar, bakalım cevabımız ne olacak. Yapıtların okur odaklı yazılması gibi dönemlerde ilginin yazardan uzaklaşmasına neden olmuştur. Şimdi tam tersi bir durum var. Bakın getirilebilir arıyoruz bu arada tekrar. Tam tersi bir durum var. Yukarıda ne diyor? Okurun sesi diyor bazen esere yansır. Hatta eserin serilerinde de okurun sesi görülür. Burada ne diyor? Yapıtların okur odaklı yazılması kimi dönemlerde diyor. İlgini yazarlardan uzaklaşmasına neden olmuştur. Yani bazen diyor okur odaklı, okura dikkat ederek yazarım dersen ilgiyi kaçırabilirsin diyor. Aman dikkat, bu tam tersi bir şey söylüyor. Bir yapının sadece yazar merkezli olmadığını gösteren kanıtlar da vardır. İşte oldu.
Yapıtlar zaman zaman okurların seslerinden de izler taşıyabiliyor. Yani illa tamamen yazar merkezli, yazar ne yazdıysa odur değil diyor. Bazen de okurdan izler taşıyabilir diyor. B seçeneği bu anlamda cuk oturdu. Devam. Okurun kendini gördüğü yapıtlar diğer yapıtlardan daha çok ilgi görür. Eyvallah, fena değil ama diğer yapıtlar vurgusu yok arkadaşlar. Eserin ilgi görmesi, okurun kendini görmesi çok güzeldi ama diğer yapıtları kattığı an itibariyle öldü. Yapıtın yazarı yazdıklarını okur için değiştirme gayretine girebilir. Hiç fena değil, hiç fena değil ama yine burada okurdan izler, okurun sesi gibi vurguları göremiyoruz. Okurla bütünleşen eserlerin dili, yazarın dili olmasının ötesine geçebilir. Olabilir, doğru olabilir ama metne koyduğumuz zaman aslında direkt yazarın ötesine geçmek yok. Yapıtlarda okurun izinin olması var. Çok daha genel aslında seçeneği. Bursa cuk oturdu hocam, çok yerinde. Evet, 7'nin cevabı da Bursa olacak. Geldik arkadaşlar 8. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakın soru kökümüz yine getirilmelidir. Bu arada çok iyi gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz, zor sorularla uğraşıyoruz. O yüzden böyle uzatıyoruz bu soruları ister istemez. Ama hızlanacaksınız, bu sorular bittikten sonra göreceksiniz bu farkı. Getirilmelidir'e bakıyoruz. Hemen 8'in cevabına da şöyle bir odaklanalım. Ne diyor? Eser vermek dikilen bir ağacın meyvesini uzun yıllar sonra almanın sevinciyle birdir. Sizden bir şeylerin bulunduğu bir ürün, üretme gücünün bir göstergesi olması bakımından da değerlidir. Tamam, doğru. Yani siz ürettikçe diyor, en azından bu sizin üretim gücünüzü de gösterir diyor size eser yazdıkça. Güzel. Bu nedenle, bak şimdi bir cümle kullanacak, bakalım hangi şık olacak, sonrasında ne diyeceğiz. Bu nedenle ürünün kime ait olduğu konuşulmaz. Ürün sahibi kendini belli eder. Ha, özgünlükle ilgili, kendine has olmakla ilgili bir şey söylemeliyiz ki ondan sonra o cümle cuk otursun. Bakın ne diyor? Bu nedenle ürünün kime ait olduğu konuşulmaz. Yani yazar esere öyle bir damga vurur ki, damgasını öyle bir basar ki, imzasını öyle bir basar ki bundan sonra kimin olduğu çok da konuşulmaz diyor. E o zaman hadi bakalım hangisi olacak doğru cevabımız. Eseri oluşturanın bu eser benim eserimdir demesi gerekebilir. Hayır, tam tersi. Gerekmesin ki biz kimin olduğunu tartışmayalım diyor. Yazarın kimliğini eserde zaman zaman gizlemesi işi zorlaştırabilir. Hayır, yine tam tersi. Gizlesin diyor aslında. Eseri var eden bir şekilde kendinden bir iz bırakmıştır. Hah! Damgasını basmış, imzasını atmış. Yani kendisinden bir iz var. Ben okuduğum zaman kimin olduğunu düşünmüyorum artık. O izi görür görmez diyorum ki bu Rüştü Hoca'nın kitabıdır. Budur. Ahmet Hoca'nın, Mehmet Hoca'nın bu. Tamam, var mı soru işareti? Yok hocam. C seçeneği bu anlamda cuk oturdu. Eserle konuşmasını bilen yazarı tanıyamamak iyi bir okurun sorgulanmasını gerektirir diyor. Burada okuru sorgulamaya dönmüş. Hayır. Burada yazarın izi olması lazım istiyoruz. Eserdeki her nokta yazıldığı dönemden etkiler barındırır diyor. Yazıldığı dönem değil, yazarından izler barındırmasını aslında istiyoruz. Yani en azından bu nedenle diye başlayan şu kısım ancak öyle bir cümleden sonra gelir. Peki. 8. soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. Sağlam. 8 soru 80 soru gibi oldu. Vallahi 8 soru 80 soru çözmüş kadar bizi ister istemez yordu. Ama dur bak. Yok hocam. Devam edeceğiz. Bomba gibi gideceğiz. Geldik test 3'e. Soruları da şöyle sayılarını görelim ki neredeyiz bilelim. Evet. Hangisi getirilemezi arıyoruz? Bu arada test 3'teyiz arkadaşlar. Soru 1'deyiz. Bakalım A, B, C, D, E hangisi olacak? Hemen ilk başı okudum. Şuradan bir yerden aldım. Münazaranın kazananını tayin eden en önemli husus olan karşı tarafı çürütebilme bu anlamda iki görüşe de hakim olmayı gerektirir diyor. Ha, iki görüşte hakim olursan diyor karşı tarafı çürütebilirsin. Güzel, anladık. Nokta nokta demiş, boşluğumuzu vermiş. Jürinin dikkat edeceği bir başka husus da ikna ediciliktir diyor. Demek ki bir husustan bahsedecek, bir şey anlatacak, sonra diyecek ki bir başka husustan ikna ediciliktir. Tamam, hadi isterseniz deneyelim bakalım hangisi getirilemez, hangisi saçma olacak. Münazaraya hazırlanan kişi hakim olduğu düşünceleri kendi süzgecinden asla anlatmamalıdır. Jürinin dikkat edeceği bir başka husus da ikna ediciliktir. Kendi süzgecinden geçirmezsen, başkalarının görüşleriyle hareket edersen nasıl bir ikna edicilik bekliyoruz? Yani A seçeneği çok sırıttı. B'ye bakalım, daha güçlü bir şey var mı? İki tarafı da bilen kişi savunmaya geçtiğinde başarılı olacaktır. Güzel, olumlu bir şey bu çünkü bir önceki cümlenin devamı. Hazırlık birden fazla konuya olacak şekilde yapılınca başarı da gelecek. Güzel, ikna edicilik, başarı hep birbirini çağrıştıran şeyler. Jürinin bu durumdan etkilenmemesi için çok kötü bir savunma yapılması gerekir. Evet, çünkü onun için de diyor jürinin ikna ediciliğe bakması gerekiyor. Bu da çok mantıklı. Kendi konunuzda sınırlı kalmamanız sizi aynı zamanda geliştirecektir de. Tabii ki başkalarının konularına da bakmalısın. İki tarafı da ele almalısın diyor. Doğal olarak bu da tabii ki oraya geldiğinde sırıtmayacaktır. Birinci cevabı A olacak arkadaşlar. Aman dikkat. Geldik ikinci soruya test 3'te. Bakalım cevap ne olacak? Yine getirilemezi arıyoruz. Haydi dikkat. Nereden alalım hocam? Şuradan bir yerden alalım. Onlarca film, onlarca görüntü saklanabiliyor. Hatıralar silinmiyor ve hatırlanmak istediklerinde bir tıkla ulaşılabiliyor. Nokta nokta. Veriler iyi saklanabildiği ölçüde faydalı anlamda kullanılabilir. Tamamdır, eyvallah. Getirilemezi arıyoruz. Hemen bakalım.
Veri saklama konusu son dönemlerde oldukça büyük bir hızla yayılmış durumda. Veriler iyi saklanabildiği ölçüde faydalı anlamda kullanılabilir. Güzel, bu olumlu bir şey. Oraya koyduğumuz zaman da oluyor. Hard disklerin hafızasının oldukça yüksek oluşu verilerin doğuşunu da artırdı. Evet, bu da olumlu bir şey. Yine oraya uygun olur. Tabii bu saklama işinde de bir takım püf noktaları bulunuyor diyor. Sonra verileri saklayabildiğim müddetçe falan diye devam ediyor. Saklama işlemi veri depolama kavramıyla her zaman bir anılmayabilir diyor. Sonra da veriyi iyi saklanabildiği ölçüde diyor devam ediyor. Bu da onu ne yapıyor? Karşılıyor. E'ye bakalım. Verilerin saklanması yerine direkt olarak oynatılabilecek bir teknolojiye ihtiyaç var diyeceğim. Sonra da diyeceğim ki veriler iyi saklanabildiği ölçüde anlamlı olabiliyor, faydalı olabiliyor diyeceğim. Allah aşkına yani saklamaya gerek yok hocam. İzleyelim, oynatalım. İyi, güçlü bir oynatıcı bize yeter. Saklamaya gerek yok. Tadını alalım, zevkle geçelim. Hayır, bunu kastetmiyor. Aman dikkat. E seçeneği bu arada çok çok uygun. Çünkü onu koyduğun zaman öncesini ve sonrasını desteklemiyorsun. Burada diyorsun ki verileri saklamaya gerek yok hocam. Yukarıda aşağıda ne diyorsun? Yani şunun bir öncesine bir sonrasına baktığımız zaman ne diyorsun? Veri saklamanın öneminden bahsediyorsun. Olmaz. Devam hocam. 2'nin cevabı E olacak. Geldik 3. soruya, bakalım ne olacak? Ne diyor? Boşluğumuzu dolduralım. Şuradan bir yerden alalım. Görüşlerinize ne kadar sahip çıktığınızı gösterir. Güçlü bir fikir mücadelesi illa nesnel görüşlerle olmaz. Öznelliği güçlü olan fikirler de her alanda kendini gösterebilir. Ha. Ya illa nesnel böyle kanıtlanabilir, ispatlanabilir bilgilerle gidersem çok iyi olur deme diyor. Bazen öznel verilerle de bunu sağlayabilirsin. Tamam. Nokta nokta diyor. Şimdi söyleyeceğimiz cümlemiz sonrasında ne diyecek bakalım. Bu durum öznel olma yolunda birçok bireyin aklındaki sorunların da bir sonucudur. Hemen bakalım. Nesnelliğe hapsolan düşüncelerin ufuklarının darlığı bilinmelidir diyor. Bu durum öznel olma... Şimdi öznel olma yolunda birçok bireyin aklındaki soruların da bir sonucudur. Yani öznel olalım da kafamda soru işaretleri var diyen bireyler var diyor. Sonra da diyor ki yukarıda yani A'yı koyduğumuz zaman nesnelliğe hapsolan düşüncenin ufuklarının darlığı nesnelliği kötülüyor. Hayır, burada öznelliğe dair bir şey söylemesi lazım değil mi? Aman dikkat. Yani öznellikle ilgili olumsuz bir şey söyleyecek ki kafamızda soru işareti varmış diyeceğiz. Aman dikkat arkadaşlar, önemli bu ayrıntılar. Kimi platformlar öznelliğin fikirlerin evrenselleşmesine öldürdüğünü savunur. İşte bu. Yani kimi platformlarda yani öznellik olursa evrenselleşmeyebilir. Yani herkese hitap etmeyebilirsin. O senin kendi görüşün gibi bir anlayış var. İşte bu da kafamızdaki soru işaretlerinin bir sonucu oluyor değil mi? Çok güzel oturuyor arkadaşlar. B seçeneği çok önemli. Bakın bir şey göstermeye çalışıyoruz. Tamam. Şimdi sorular zor falan. Full tempo var. Eyvallah, saygı duyuyoruz da. Sorular da şu var aslında. Bak, boşluk doldurma sorularında getirilebilir getirilemez de arkadaşım. Dikkat. Bir öncesi bir sonrası eğer ortadaysa ciddi anlamda ilişkili olmalı. Yani ilk kısmı A diyelim, ikinci kısmı B diyelim. A kısmıyla B kısmı tamamen kopuk olduğunda boşluğa her şey gelebilir gibi oluyor. Oysa A kısmında güçlü bir şey söylüyor. Diyor ki öznel olursak şöyle olur. B'de ne diyor? Öznel olmayanlar şunu düşünüyor. Tam ortaya böyle ikisini de birleştiren bir şey istiyoruz. Doğal olarak biraz düşünce boyutuna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Eğer boşluk sonda olursa yine 1-2 cümle öncesini okuyup çok rahat seçeneklere gidebiliyoruz. Başta olursa da hemen seri gidiyoruz. Boşluk ortada verildiğinde A ve B'nin yani öncesi ve sonrasının ciddi anlamda bir analizi gerekiyor. Burada sizden ricam seçenekler arasındaki ilişkiye de dikkat etmeniz. Bakın 5 tane seçeneğimiz var. Bunun 4 tanesi öznellik harikadır. Bir tanesi öznellikte şöyle bir sorun var diyorsa cevap budur. Bunun daha ötesi yoktur. Çünkü bu harikadırlar arasında nasıl bir eleme yapacağız? Zorlarsak en genelini falan seçeriz ama birbirine çok yakınsa ne yapacağız? Hepsi genelse, hepsi özelse. Bakın tamamında öznellik kötüdür, birinde iyidir diyorsa burada bir sıkıntı var. Yani bunu almak yürümek lazım değil mi? Doğal olarak sizden ricam seçenekler arasındaki ilişkileri de okurken fark etmelisiniz. Yani sadece hocam ben boşluğun öncesine baktım tamamdır. A'ya geldim cuk oturdu harika. Seri bir şekilde seçenekler arasındaki ilişkiyle de bunu çok rahat sağlamlaştırabilirsiniz. Neden hocam? Çünkü ben biliyorsunuz yıllardır hep böyle nokta atış yapıyorum. Şükürler olsun her sınavdan sonra da bir uçup gidiyoruz Allah'a şükür olsun. O gazla tekrar başlıyoruz her sene. İnşallah MSV'den sonra oldu. Bu sene de teyitten sonra yine olacak Allah'ın izniyle. Yani yine taktikler uçuracak. Yeter ki uygulayabilirim. Yeter ki oturtabilirim. Öncelikle hitaplar bitmeli. Çıkmış sorulara yüklenmeliyiz. Ama şunu özetleyelim. Getirilebilir getirilemez de hocam. Bakın sık sık vurguladım. Boşluğa en yakını okuduk ve yaptık kesinlikle. Öğrenci yine de hocam ya ben bir okusam metni falan deyip sağlama yapıyor. Metni okuyarak sağlama yapmayınız. Sağlamayı seçenekler arasındaki ilişkiyle yapınız. Bakın içinizi rahatlatmanız adına söylüyorum bunu. Yoksa çok rahat bakın ben A'yı işaret ettikten sonra hepimiz iknayız. B, C, D'yi çok da açıklama E'yi neyse açıklama çok da ihtiyaç duymuyoruz aslında değil mi? Bakıyoruz kesinlikle B diyoruz. Aslında iş bitiyor. Diğer şıkları okuma nedenim şu. Siz sağlamayı metni okuyarak yaparsanız diğer şıklar mantıklı gelmeye başlar. Metni her okuyuşunuz şıkların tek tek ya bu da olabilir, şu da olabilir. Ulan sanki bu olmuyor mu ya? Bunu da katalım gibi bir izlenim yaratır. Yani vakit kaybedersiniz. Sağlamayı şıklar arasındaki ilişkiden yapmalısınız. Atıyorum bir yapı sorusu olsun. Ya kök sorusu oluyor olsun. Mesela 4 tane şık var. Bir tanesinin isim olduğundan eminsin. Soru köküne tekrar tekrar dönmektense diğer şıklara, diğer seçeneklere seri bir şekilde bakıp değil, evet bu
demen çok daha hızlı olur. O yüzden sağlamaları metinden değil, seçenekler arasından yapman acayip zaman kazandırır. Bakın bunlar çok önemli. Bunları küçük küçük not etmekte büyük fayda var, ancak böyle yol alabiliriz. Özden olabilmek adına tamamen taraflı bir anlatıma da yer verilmemelidir. Taraflılık hiç yok. Kişinin kendi yargılarını dayatır gibi anlatmaması da önemli. Dayatmak yok. Öznel oldukları, tik bu arada niye gelmedi? Hah geldi. Öznel oldukları için bilimsellikten uzak durdukları diyor oldukları. Söylenen bireyler de vardır. Eyvallah, bilimsellikten uzak olma vurgusu hiç geçmedi. Bilimsellik yok zaten metinde. Evet, test düştü arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı B'ydi. Geldik dördüncü soruya. Hangisi getirilemez diyor. Soru köküne dikkat. Bu kavramların tespiti halkın ağzından yapılabilir. Güzel. Asla herhangi bir kesime hapsedilip de o sözcükleri alma gibi bir eğilim olmamalıdır. Ha, tek bir yere hapsedip tek bir kesim, sadece bu kesime bakalım, oradaki sözcükleri alalım gibi bir şey olmamalı. Halkın dili kavram çöplüğünün önüne geçmede önemlidir. Oba, böyle karışıklık barışıklığın da önüne geçer halkın dili. Dikkat et diyor, uyan diyor bir anlamda. Hemen bakalım isterseniz. Şu yuvarlığa da bir şöyle yukarı taşın da seçeneğimizi öldürmesin. Fakat asla bir kesim üzerinden temizleme yapılması doğru değildir. Evet, çok doğru. Yani bir kesim üzerinden gitme. Genel olarak halka hitap et. Bu getirilebilir. Halkın konuştuğu dilde en sık geçen kavramlar bu noktada geri plana atılabilir. Aman dikkat. Evet, çok sık kullanılanlar bir köşeye konulabilir. Evet, yani bu çöplüğü de gidermiş olabiliriz diyor. Çöplüğü de en azından ortadan kaldırmış oluruz değil mi? Azaltmış oluruz. CD'nin bu çöplük halktan kimselerin sorumluluğuyla halledebilecek bir şey değildir. Ha, diyorsun ki yani halkın dili diyor. Kavram çöplüğünün önüne geçmede etkilidir. Yani halkın dilini kullanalım. Onların konuşmalarını dikkate alalım. Bu çöplüğü de en azından gidermiş olalım. Sonra diyorsun ki yani halktan kimse bunu yapamaz. Yani yok yok, bunu yazar şair falan filan yapsın. Yani tam tersi bir durum. Bir anda duvar örüyorsun. Sen yardımcı ol bana derken bir anda sen dur ben hallederim'e dönüyorsun. O anlamda akışı, kopuşu bozuyorsun hocam, dikkat gidişi. Halk dili günlük kullanımdan düşmüş ve içi boşaltılmış kavramları atmalıdır. Doğru, yani o çöplüğü azaltmak adına bu çok yerinde bir ifade. Halkın konuşma eğilimi belirlenmeli ve üzerinde durulmayan kavramlar atılmalı. Evet, tamam arkadaşlar, o çöplüğün azaltılması, kelime çöplüğünün, o anlam çöplüğünün azaltılması adına çözümken C seçeneğinde hayır diyor. Bununla hiç uğraşmayalım. Biz bazı şeyleri kendimizde halledebiliriz diyor. Anlam olarak kopuk, doğru ya da yanlış orasını tartışmıyoruz. Getirilemez ifadesine var. Dördüncü cevabı tekrar C seçeneği oldu. Geldik 5'e. Ne diyor? Hemen şuradan bir yerden kestim hocam. Zaten metnin öncesi, metnin kendisiymiş. Kimler neler başarırlarsa başarsınlar, sevinçleri oldukça kısa sürmekte ve bu süre içerisinde yaşadıkları sorunlara takılmaktadırlar. Tamam. Başarının mutluluğu onları tatmin etmemektedir. Ya başarılı olmuşlar. Ya mutlu ol işte, yani başardın bazı şeyleri, sevin eyvallah de, ama yok diyor. Çok kısa sürüyor bu başarı, sevinç diyor. Yani bir şekilde bir şey bulup yine sorunlara takılıyorlar diyor süreç içerisinde diyor. Oysa sonuç önemli diyor. Neyse, devam edelim. Sonrasında ne diyor? Başaranlar kadar bu başarıya ortak olanlar da etkilidir. Ha, tamam, başkalarını da devreye sokalım diyor. Hemen başlayalım, hangisi getirilemez? Çağın hastalığı olan beğenmeme durumu en çok istenen şeylerin başarılmasında da olabilir. Evet, yani başardığın şeylerde bile bir sıkıntı yaratıp kısa sürdürebiliyormuşsun o başarının sevincinin yaşanmasını. B'deyim. Bu başarının paydaşlarından arındırılması tatminsizliğin önüne geçebilir. Yani arındıralım diyor. Ya paydaşları, o da yardımcı oldu, bu da yardımcı oldu ama yok ya ben başarılı oldum diyelim falan diyor. Ama sonrasında ne diyor? Başaranlar kadar diyor, yani senin kadar başarılı olan kadar diyor. Başarıya ortak olanları da dikkate al, onları da kucakla hocam, onları da al. Ha yok diyor, yok yok alma. B'de alma diyor, sonrasında al diyor. Gitti, getirilemez. Çok tehlikeli arkadaşlar bu sorular. Vallahi billahi çok tehlikeli. Başarıya ortak olanların dikkate alınması da önemli bir faktör olabilir diyor. Tabii ki onları da alalım demişti zaten. Tatminsizliğin önüne önemli nedenlerinden biri de bu başarı tek başına göğüslemeyi istememe durumudur. Saygı duyuyorum. Başarı sonrası karşılaşılan beğenmeme duygusu başka durumlarda kendini gösterir. Buna da saygı duyuyorum arkadaşlar. Sürekli olarak başkalarını katma değil mi? Aman dikkat. Ya da işte en sonda olduğu gibi başka durumlarda da kendini gösterebilire bağlayabilirsin. Yani doğal olarak B seçeneği zıt bir ifade. Getirilemezler de böyle zıt ifadeler sanki dikkat çekti. Evet, 5. cevabı Bursa'ydı. Geldik arkadaşlar 6. soruya. Hemen yuvarlak içine aldım. Getirilemezi istiyoruz. Şuradan bir yerden aldım hocam. Ne diyor? Kitle tespiti yapılmaz ve karambole bir yazı anlayışıyla devam edilirse devamlı bir şeyler üretmek zor olabilir. Üretimlerin okuyucu tarafından olumlu karşılanması da zor olabilir. Güzel, tamam. Yani böyle hiçbir plan yapmadan, kitleyi tespit etmeden, kitleyle ilgili bir öngörü olmadan diyor üretime girersen sıkıntı yaşayabilirsin. Sonra ne diyor? Kitlenin sizden isteklerini de bu sayede öğrenmiş olursunuz. Ha, yani kitleyi göz önüne alınacak bir şey söyleyecek ki bunu da söylemiş olsun. Çeşitli anketlerle kitlenin isteklerini bir sıraya koymak gerekebilir. Kitlenin sizden isteklerini de bu sayede öğrenmiş oluyor. Tabii ki, yani çok güzel. Getirilebilmesi için bu lazım. Okuyucunun, ama biz getirilemez aradığımız için tam tersi bir durum olması lazım.
Okuyucunun zihnini bilmek, eser ortaya koyduğunuzda size olumlu dönebilir. Güzel, böylelikle tespit etmiş oluruz. Bu da doğru oluyor. Kitlesini tanıyan yazar eserinin başarısından her zaman temindir. Emindir, eyvallah, temindir, o da olur, güzel. Temin ederim. Evet, eserini okur merkezli yazan yazarların başarı düşünceleri olumsuzluğa yer vermez, eyvallah. Okuru dikkate alırsan yani kitleyi, zaten onu al diyor zaten dikkate. Kitlenin benimseyeceği eserler yazmak eserin yazarın unutulmasına neden olur. Yani kitleyi diyor görmezden gel. Kitle benimseyecek, eyvallah, da sen unutulabilirsin. Yani kitleyi dikkate alma diyen bir ifade E seçeneği. Ama A, B, C, D bakın kitleyi dikkate al diyor. İşte az önce söylediğim şıklar arası ilişki sorusu bu arkadaşlar. Bu ve benzeri bütün sorularda kullanabiliriz. Evet, geldik 7. soruya arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Hangisi getirilmelidir? Soru kökünü lütfen yuvarlak için almayı alışkanlık haline getiriniz. Hemen bakalım. Şuradan bir yerden aldım hocam. Toplumdan geleni zaten bünyesinde barındıran bu kişi olayların olumsuz yanlarıyla asla ilgilenmez. Olumsuzlukların nedenini bildiğinden etkilenmez. Ha, olumsuzlukların nedenini biliyorsa çok etkilenmez diyor. Çözümü de vardır diyor bu anlamda. Toplumdan uzak kişi ise, yani toplumla iç içe olan kişi diyor. Çok böyle sorun yaşadığı zaman etkilenmez bundan. Toplumdan uzak kişi ise toplumsal sorunları her zamankinden daha geriye atarak savunma mekanizması geliştirmiş olur. Hayır, olumlu bir şey söylememeli. Olumlu bir şey olmamalı arkadaşlar, dikkat. Olumlu olursa zaten geliyor demektir bu. Yani oraya getirebiliriz demektir. Getirilmeliyi arıyoruz, olumsuz bir şey olması lazım. Olumsuzlukların etkilerini hissetmemek için kendini toplumdan sonra başarılı olur. Yine başarılı olmak. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Bakın şuradaki ilişki şu arkadaşlar. Toplumdan geleni diyor, bakın dikkat. Zaten bünyesinde barındırıyorsa bir kişi. Yani ben toplumla iç içeyim. Toplumu içselleştirdim, benimsedim diyorsa bir kişi diyor. Bir sorun yaşadığı zaman diyor sıkıntı olmaz diyor. Olumsuz yanlarıyla ilgilenmez. Çünkü çözümünü bilir diyor. Benden geldi, ben onu hallederim der diyor. Fakat toplumdan uzak kişi ise, yani onun başına bir şey gelmesi lazım. Toplumdan uzak kişinin başına bir taş düşmesi lazım. Bir şey olması lazım. Olumsuz bir şey söylemesi lazım. A ve B olumluydu. C'ye bakıyorum. Toplumun kendisi için sunduklarının elinin tersiyle etmesini bilir. Bak güzel bir şey. Olumlu bir şey yani. Ben olmasa da olur diyor yani. Ben tek başıma giderim. Ha, bu da olumlu. Bu da olumlu. En ufak bir olumsuzlukla bile kırılganlık gösterebilmektedir diyor. Şimdi olduğu olumsuz. Uzak kişi ise toplumdan uzak olan kırılır diyor. Kırılır. Ama toplumun içinde olan da sıkıntı yok. O devam eder zaten diyor. D o anlamda getirilmesi gereken. Olumsuz durumları görmek için toplum verilerini görmez. Bu da yine olumluş arkadaşlar. Aman dikkat. Geldim 8. soruya. Evet, bir boşluk doldurma sorusu. İlk baştaki boşluğu dolduracağız. Hemen 7'nin D olduğunu söyleyelim. Bakalım 8'den olacak. İnsan ilişkilerinde ben merkezci yaklaşımların bir süre sonra, aman dikkat, istenilen düzeye erişmemesi karşı tarafın ne hissettiği duygusunun yaygınlaşmasına neden oldu. Yani sonrasındaki bir cümleyi okuyun dedim ama bayağı metni okuduk yani. Tek cümle kocaman metin olmuş. Tekrar ediyorum. İnsan ilişkilerinde ben merkezci yaklaşımların bir süre sonra istenilen düzeye erişmemesi, yani merkeze kendisini alan yaklaşımların istenilen seviyeye gitmemesi, karşı tarafın ne hissettiği duygusunun yaygınlaşmasına neden oldu diyor. Ha, bu sefer karşı tarafı ön plana çıkardı diyor. Bakalım hangisi getirilmeli arkadaşlar. İnsanların kendi düşüncelerini ön planda tutmayarak görmezden geldiği değerler onu bir süre sonra sıkıntıya sokmuştur. Hayır. Başkalarının sıkıntıya sokma değil, karşı tarafı önemli hale getirme var. Başkalarının görüşlerini de değerli görüp bunları yüceltebilen kişiler öz değerlendirmelerini daima başarıyla sunmuşlardır. Hayır, aman dikkat. Olumlu bir şey olmamalı orada yine. İnsan ilişkilerinin bel kemiği olan karşılıklı değer algısı bireyin içselliğine esir olursa karşı taraf varlık gösteremez. Hayır, karşı tarafın daha da güçlenmesi anlatılıyor aslında, tam tersi. Kişinin kendi görüşlerini dikkate alma dozunu iyi ayarlayabilmesi değerlerin hak ettiği yerde olmasına izin verir. Hah. Yani o dozu öyle bir ayarlamalısın ki, bunu nereden çıkarıyoruz hocam dozu falan, bakın yukarıda istenilen düzeye erişmemesi, işte ayarlanması gereken doz bu. Ya kafamda bir seviye var, bir doz var, oraya bir erişirse çok güzel şeyler olacağı aslında söylüyor. D seçeneği de bunu çok güzel destekledi, zaten getirilebilir arıyoruz. E'ye bakalım. İnsan ilişkilerinde ben merkezci yaklaşımın odak olması, odak noktası olması çağlar öncesinden söylense de pek bilinmemektedir diyor. Yine burada karşı taraf vurgusu yok arkadaşlar, o anlamda E seçeneği çok rahat elenebilir. Güzel. Fulleten paragraftan gidiyoruz. Bu seri böyle devam etsin. Kitaptaki birçok soru tarzını görelim istiyorum. Çünkü gerçekten sorular zor. Mesela getirilebilir, getirilemez. Normalde bu kadar yormaz arkadaşlar bizi sınav sorusu. Bu kadar yormaz. Bu yani sınav sorusunun bir 3 ile 5 ile çarpılmış zorluk seviyesidir. Çok net. Bütün şıklar arasında ilişki var bakın. Hepsi neredeyse cevap gibi. Ben bir şıkta diğer şıkları eleyerek bastırdığım için biraz daha belirgin oluyor değil mi? Yani A şıkkı şu yüzden değil demesem tamamını okusa sanki hepsi olur gibi. Ya da hiçbiri olmaz gibi. Değil mi? Getirilebilir, getiremez de bu sorular çok tehlikeli arkadaşlar. Bu soruları hallettiğiniz zaman, yani siz şu şıklarla savaşıp bu kitapta bu sorularla savaşıp bu şıklar arasındaki ilişkiyi yakalayıp doğru cevaba gidiyorsanız, ya net söyleyeyim 8 soru var bakın her testte. Burada bir 4 doğru falan 3-4 doğru yapabiliyorsanız sınavda artık şov yapacaksınız demektir. 5-6-7-8'i full çekenleri hiç söylemiyorum bile. Gerçekten yorucu ama bir iki test çözdüğün zaman da inanılmaz yol aldığını hissediyorsun. Bundan sonra arkadaşlar bakın getirilebilir getirilemezi çözdük. Deneyin bunu ya, açın bir çıkmış soru ya da açın herhangi bir kitaptan çıkmış soru ya da herhangi bir soru çıkmış soru olması şart değil. Getirilebilir getirilemezi bir bakın. Ne kadar basit gelecek arkadaşlar. Ne kadar basit.
Çünkü şıkların zaten her biri 3-4 satır bu sorularda değil mi? Metin uzun, araya koymuş, başı belli değil. Son bir Allah'ım ya Rabbim diyorsun. Şıklar arasındaki ilişkilerini zor çözüyorsun. Şimdi herhangi bir soruya baktığın zaman ne kadar rahatladığını göreceksin. Ve bunu bütün sorularda yaptığımızı düşünün. Aman dikkat arkadaşlar. O yüzden çok faydalı bir seri başladı. Full Latin paragrafından devam edeceğiz. Ara ara yine şık videolar devam edecek buna eklenerek. 26 Nisan'da da biliyorsunuz full tekrar kitabımızın kampını yapacağız. Haberiniz olsun. Şöyle bir baktım ama yanında değil. Ama onun da kampını yapacağız. Haberiniz ola. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.